Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolimo Takipçi Kariyeri'ne hepinize hoş geldiniz. Bugün 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Attığınız her yorumu okuyorum ve isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorum. Kimileri kendi pozisyonu dışında başka pozisyonlarda da oynamak istiyor. Sizleri oralara doğru geliştiriyorum. Geliştirme planı verdim yani. Yani birden fazla pozisyonda oynayabileceksiniz. Tabii bunun için biraz zaman ihtiyacımız var. Onun dışında Arda Bilgin ve Enes Yiğit daha fazla kadroda süre almak istiyorlarmış. Merak etmeyin, bunu da göz önünde bulunduruyorum. Sizlere daha fazla şans vereceğim. Özellikle siz ikinize daha fazla dikkat edeceğim. Onun dışında Kuzey Kocabay, yani kalecimiz, oyun içerisinde elle oynamaları açmamı istedi. Meğer bunu kariyere girmeden önce yapmam lazımmış. Yani ana menüde. Orayı buldum ve elle oynamayı açtım. Ceza sahası içi de dahil olmak üzere her yerde artık elle oynama faul olarak geçecek. Ha bir de Erkan Sönmez gol kralı kim kral diye sormuş. O yüzden şimdi size anlık La Liga'nın gol krallığını göstermek istiyorum. Şu an için La Liga'nın gol kralı Gomez diye bir oyuncu seviyordu. Oynuyor. Sıralamayı görüyorsunuz zaten, hepsini saymayacağım ama Erkan Sönmez işte bak boşuna sormamış. Kendisine 13. sırada yer bulmuş. 3 maç 3 gol. Bizim takımımızın en azından en golcü oyuncusu. Birazdan bu istatistiklere daha derinden, daha yakından bakacağız. O yüzden beklemede kalın. Asistlere baktığımızda Furkan Yavuz Yiğit 4 maç 2 asistle takımımızın en asistçi oyuncusu. Mr. Asist. Kuzey Kocabay 4 maçın ikisinde kalesini gole kapatmayı başarmış. Onun dışında sarı kartlar listesinde yokuz. Kırmızı kartlarda da yokuz. Yani şimdilik La Liga'nın istatistikleri böyle. Bizim takımımızın istatistiklerine baktığımız zaman da görüyorsunuz Emrecan Kalu'dan başlıyor Ömer Tağ'a kadar bu 4 oyuncu ilk 4 karşılaşmada da forma giymiş. Semihcan Hakbilir, Ahmet Akif Çenik, Artist Enerji, Erkan Sönmez, Baran Akay falan filan. İşte sizler diğerlerine nazaran daha az süre almışsınız. Enes Karakaş 0, yani normal, adam sakatlandı, yapacak bir şey yok. Arda Bilgin'i şu an daha iyi anladım. Ama demin de belirttiğim gibi Arda Bilgin ve Enes Yiğit'e bundan sonra daha fazla şans vereceğim. Daha fazla dikkat edeceğim. Daha doğrusu oynatmaya gayret göstereceğim. Takımımızın en golcü ismi Erkan Sönmez. İkinci sırada Instagram'dan yazan ama YouTube yorumlarda hiç gözükmeyen Arda Aydemir var. Bu gidişte kendisinin formasını alacağım, yedeklere koyacağım. Bunu da peşin peşin söyleyeyim. Murat Özaslan da aynı şekilde. Baran Akay sağ olsun yorumlarıyla destekte bulunuyor. O yüzden Baran Akay ilk 11'de oynamaya devam edecek. Ahmet Akif Çelik, seni de göremedim. Arda zaten moderatörümüz, her zaman var. Emre Can Kulo da sağ olsun yorumlarıyla destekte bulunuyor. Mehmet Özbey yok. Ahmet Coşkun da var sağ olsun. Yani golleri görüyorsunuz. Gol sıralamamız şu anda olduğu gibi 3-2-1-1. Erkan Sönmez, Arda Aydemir, Murat Özaslan ve Baran Akay golleri atan isimler. Asistlere baktığımızda Furkan Yavuz Yiğit yaptığı 2 asistle şu anda takımımızda zirvede. Yine bu kariyer için başvuran ama yorumlarda kendini göstermeyen Hamza Tekin 2. sırada. Daha doğrusu 2. sırayı Arda Aydemir, Murat Özaslan, Semihcan Hakbilir ve Erkan Sönmez ile paylaşıyor. Açıkçası bu DS en sağdaki DS ne demek bilmiyorum. Ahmet, eğer bu videoyu izliyorsan bu DS ne demek onu bir söylersen sevinirim. Overall desem overall'a benzemiyor yani, anlayamadım. Onun dışında takımımızın son durumu bu şekilde arkadaşlar. Demin de belirttiğim gibi isteyenlere istediği bölgeye doğru, istediği mevkiye doğru gelişim planını verdim ama gelişim planı istemeyenlere de gelişim planı verdim. Şimdi kime ne verdiğimi hatırlamıyorum. Orasını boş verin. Ama Arda Aydemir, Erkan Sönmez ve Furkan dışında birkaç forvetimiz daha olacak gelişim planlarıyla birlikte. Ama tabii ki de her şey için biraz zamana ihtiyacımız var. Hadi gelin o zaman arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan La Liga'daki bir sonraki karşılaşmamıza çıkalım. Enes Yiğit müthiş girdi araya. Arda Aydemir sağ kanada oynadı. Furkan Yavuz Yiğit müthiş pas. Tarık Kocabay çok güzel paslar. İşte Furkan Yavuz Yiğit'in ilginç pası. Enes Yiğit şimdi. Enes Yiğit yardırıyor. Enes Yiğit aradan pasını oynadı. Güzel güzel. Kontrollü geliyoruz. Emre Can Kalı'ya geçmedi. Arda Aydemir, o da pasını oynadı Emrecan Kolu. Hocam faul. İşte bu. İşte beklediğimiz an geldi. Ulan biraz uzak mesafe ama şansımızı deneyeceğiz. İşte Kuzey Kocabay, sana bahsettiğim yetenek buydu. İnşallah gol atabiliriz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Güzel bir şut. İnşallah bir dahaki sefer daha yakından olursa şansımız yaver gidebilir. Senin frikik özelliğini özellikle yükselttim. Baran Akay müthiş girdi. Şimdi orta. Aman dikkat. Asaf son anda ayak koydu. Erkan Sönmez pasını oynadı. Şimdi Arda Aydemir. O da pasını oynadı. Enes Yiğit. Hadi hızlı çıkalım. Hadi hızlı çıkalım. Ahmet Coşkun oynadı. Erkan Sönmez. Biraz aceleci davrandım. İşte deminki free kick. Demek çok yakınmış. Halbuki bize öyle gözükmediydi. Şimdi Furkan Yavuz Yiğit.
ortayı yapıyor. Bir kafa dışarıda. Oha diyorum artık. Asaf resmen uçtu. Şimdi Emre Can Kalu. Emre Can Kalu vuruyor. Korneri kullanacağız. Öyle gözüküyor, evet. Şimdi Furkan Yavuz Yiğit ortayı yaptı. Bir kafa gelmedi. Baran Akay sol ayak ve penaltı. Penaltı kullanacağız. Sakin. Kiminle kullansak acaba? Şu an skor olarak önde olsaydık sıkıntı yoktu ama skor olarak önde olmadığımız için kim kullanıyor? Arda Aydemir. Arda, sen videolara gelmiyorsun. O yüzden Enes Yiğit'i kullandıracağım. Enes Yiğit vurdu gol. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Enes Yiğit attı. 1-0 öndeyiz. Çok temiz bir penaltı. En iyi penaltılardan biri değil ama temiz bir gol. 1-0 öndeyiz. Müthiş girdik araya. Hayır. Asaf. Hayati müdahale. Resmen hayati müdahale. İşte arkadaşlar pozisyon tekrarı. Top kaleciyi de geçti. Asaf orada olmasa gol yediydik. Baran Akay yine güzel bir müdahale. Haydi hızlı çıkalım. Haydi Arda Aydemir. Arda Aydemir sağ ayak. Arda Bilgin oyunu aldım. Arda Aydemir'i oyundan çıkarttım. Şimdi Arda Bilgin pasını oynadı. Hızlı çıkalım. Tarık Kocabay tekrar. Tarık Kocabay sola çekti. Tarık vuruyor. Şimdi Erkan Sönmez bir şans daha. Furkan Yavuz Yiğit pasını oynamak istedi, olmadı. Müthiş bir şut. Bir an yedik sandım valla. Şimdi Kuzey Kocabay'la oyunu tekrar başlattık. Asaf Sarıcıoğlu. Pas Enes Yiğit. Kaan Yıldız. Enes Yiğit'i gördük. Enes Yiğit koşuyor. Enes Yiğit ortayı yaptı. Biraz ağır kaldı top. Keşke yerden yapsaydım ortayı ya. Nasıl kor... Kuzey Kocabay sen adamsın ya. Helal olsun. Şimdi Kaan Yıldız. Enes'i gördük. Enes'i oynadık. Enes bomboş. Pasını oyna. Çok güzel. Gol. Gol 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 gol. 2-0. Emre Can Kalu attı. Bir an offside mi acaba dedim. 2-0 öndeyiz. İşte en sonunda secdeye giden birisi. Emre Can Kalu. Enes Yiğit'in pası. Erkan Sönmez indirdi. Çok güzel pas. Müthiş şut. Tam böyle adrese teslim. Emre Can Kalu takımını 2-0 öne geçiren golü atıyor. Ve işte oyuncu değişiklikleri. Gider ayak skoru arttırdılar. Güzel şut Kuzey Kocabay. Şimdi Tarık Kocabay. Pasını oynadı. Arda Bilgin. Hızlı çıkabilir miyiz acaba? Furkan. Furkan Yavuz Yiğit. Deminki Furkan Ali'ydi. Aha müthiş. Ahmet Akif Cenik. Vur. Lan ne oldu orada? Ahmet Akif'le biz gol atarız dedim. Atamadık lan. Şimdi Furkan. Furkan Ali. Furkan vurdu 3-0. Karabüklü Furkan attı, 3 oldu. 3-0 öndeyiz. Furkan güzel döndü. Sola vuracaktı, vazgeçti, sağa vurdu. 3-0 öndeyiz. Of. Maalesef çok basit bir gol yedik ya. Yani Baran Akay orada güzel savundu. Baran Akay mıydı onu da tam göremedim ama. Güçle birlikte top rakibe hızlı bir şekilde gitti. Pozisyon alma hatası da yapmış kalecimiz. Yapacak bir şey yok, 3-1. Şimdi Furkan Yavuz Yiğit. Furkan çekti, pasını oynadı. Diğer Furkan vurdu gol. 4-1 öndeyiz. Furkan ikinci golünü atıyor bu maçta. Yani Furkan Ali Koç. 4-1 öndeyiz. Ve karşılaşma 4-1 sona eriyor. Furkan Ali 2 deneme 2 gol.
Bu galibiyetle ligde 5. sıraya yükseliyoruz. Liderle aramızdaki puan farkı 5. Ve ligdeki bir sonraki mücadelemize başlıyoruz. İlk 11'i gördüğünüz üzere gerçekten sürekli aramızda olan, yorumlarıyla desteğini gösteren kişilere ayırdım. Hepiniz sağ olun, var olun inşallah. Öyleyse karşılaşmaya başlıyoruz. Emrecan Kavun'un vuruşuyla karşılaşma başladı. Ahmet Coşkun güzel girdi araya. Enes Yiğit pasını oynadı. Şimdi Emrecan Kolu, Erkan Sönmez! Korneri kullanacağız. Şimdi Ahmet Coşkun, Enes Yiğit pasını oynadı. Kaan Yıldız Enes Yiğit'in önüne bırakacak. Enes Yiğit alır mı? Aldı. Ve penaltı. Ne olduğunu ben de anlamadım ama penaltı. Sanırım elle oynama. Tekrar Enes Yiğit'e kullandıracağım eğer o kullanmıyorsa. Arda Bilgin, tamam, bu sefer de Arda olsun. Haydi Arda ve gol. 1-0. Lan bırak beni oyun bırak beni, bak gene bug'a girdi ya. 1-0 öndeyiz. Gol Arda Bilgin. İstiyordunuz o kadar forma giymeyi, buyurun işte. Arda Bilgin gol attığı takımını 1-0 öne geçirdi. Kaan Yıldız müthiş girdi araya. Şimdi Enes Yiğit pasını oynadı. Ahmet Coşkun. Güzel çok güzel çıktık. Haydi Enes. Enes geriye çekti. Korneri kazandık. Şimdi Furkan Yavuz Yiğit orta yaptı. Bir kafa gelmedi. Kaan Yıldız müthiş şut, direkten döndü. Ahmet Coşkun girdi araya. Furkan Yavuz Yiğit kaleye baktı, vurdu. Müthiş bir şut. Müthiş bir kurtarış. Furkan Yavuz Yiğit bir orta daha. Bir kafa daha ve gol Arda Bilgin. Bu ortaları aslında Arda Bilgin yapardı. Bu sefer o ortayı alan Arda Bilgin oldu ve golü attı. Furkan Yavuz Yiğit çok güzel bir orta yaptı. Arda Bilgin kafayı koydu. 2-0 öndeyiz. Uf, elle oynama var. Resmen gördüm. İşte Tarık Kocabay'ın eline çarptı. Lan ilk elle oynamaları açtık ya. Tarık Kocabay hata yaptı ama abisi, kardeşi, kuzeni, kimsi, kim bilmiyorum ama Kuzey Kocabay bakalım kurtarabilecek mi? Kuzey Kocabay müthiş çıkardı. Vallahi çıkardı. Enes Yiğit. Neyse boşver, kornere gitti ama Kuzey Kocabay korner diyorum, penaltıyı kurtardı. Şimdi Emrecan Kolu pasını oynayacak. Arda Bilgin hat-trick peşinde. Arda Bilgin vurdu, olmadı. Emrecan Kolu sol ayak. Müthiş bir şut ama sanırım offside. Arda Bilgin ısrarla o topu aldı. Erkan Sönmez 3-0. Çok merak ettim. Yani çok düşündüm bir an için. Ne yapsam? Sola mı çeksem? Sola mı şut çeksem? Ne yapsam diye çok düşündüm. En sonunda vur gitsin dedim içimden. O da gol oldu. Arda Bilgin'in payını es geçmeyin. Vallahi var ya, topun sürekli peşindeydi. Erkan Sönmez'in golüyle 3-0 öndeyiz. Oho, Enes Yiğit. Şimdi Asaf, Ahmet Coşkun, hızlı çıkalım. Çok güzel. Kaan Yıldız gole mi gidiyor? Pasını oynadı. Güzel ilerliyoruz. Erkan Sönmez direkt ve top ağlarda gol. 4-0. Henüz ilk yarı. Takım alıştıkça daha iyi oynuyoruz. Arda Bilgin ve Erkan Sönmez'in ikişer golleriyle 4-0 öndeyiz. Hazır böyle bir rakip bulmuşken olabildiğince fark atmamız lazım ki... Of, Kaan Yıldız müthiş girdi araya. Olabildiğince fark atmamız lazım ki... Enes Yiğit, gördüm seni ya, bu nasıl pas? Kaptırmadık. Olabildiğince fark atalım ki averaj kasalım. Pasını oynadı şimdi Furkan Yavuz Yiğit'e. Furkan ileri dinledi arkadaşlarını. Enes Yiğit sağını çekti. Pasını oynadı. Geçmedi. Eyvah. Çok kötü yakalandık. Eyvah. Kapat orayı. Maalesef topu ağlarda. Yani şu gol yemesek müthiş olacak ama yiyoruz sürekli. Şimdi Erkan Sönmez müthiş vurdu kaleciye. Tekrar Erkan Sönmez penaltı. Lan ilk elleri açtırdınız bana ya. Gerçekten ilk elleri açtırdınız yani. Sürekli penaltı kazanıyoruz. Ama penaltıymış gerçekten de. Yine Arda Bilgin sanırım.
Arda Bilgin. Haydi Arda, haydi Arda. İşte bu hat-trick. 5-1 öndeyiz. Arda Bilgin kendisinin 3. takımının 5. golünü atıyor. Adam boşuna demiyormuş ya beni oynat abi diye. Bir bildiği varmış valla. Şimdi Emrecan Kalu. Emrecan pasını oynadı Erkan Sönmez. Sağ bırakacağız. Furkan Yavuz Yiğit. Seni gördüm. Top geçerse tehlikeye geçmedi. Geriye bıraktı. Tarık Kocabay ortayı yapıyor. Bir o müthiş bir şut geliyordu Enes Yiğit'ten. Şimdi müthiş pas. Kuzey Kocabay adamsın, adamın dibisin. Ama pozisyon henüz bir geçmedi. Tehlike henüz geçmedi. Çıkaralım abi bu topu. Kaan Yıldız çıkar. Enes Yiğit şimdi. Sakin beyler dedi. Kalecisine geri oynayacak. Kuzey Kocabay. Oyunu arkadan doğru tekrar başlatalım şöyle. Haydi gol olsun. Haydi bu pozisyonun devamı gol olsun. Bir dakika. Tamam sakin. 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 Oyna. Şut. Ah be. Çok güzel geldiydik ya. Şimdi Ahmet Coşkun. Güzel kontrol. Hızlı çıkıyoruz. Erkan Sönmez sağ bıraktı. Furkan Yavuz Yiğit. Furkan kaleye baktı. Şutunu çekti kaleci. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Uf. Bu dakikalarda etkili geliyor rakip. Ama Allah'tan yani şans yanımızda ya. Ve karşılaşma 5-1'lik galibiyetimizle sona eriyor. Arda Bilgin hat-trick yaptı. Elbette topu evine götürecek anı olarak. 5 deneme 3 gol. Arda Bilgin maçın yıldızı. Ligde 4. sıraya yükseliyoruz. Liderler aramızdaki puan farkı hala 5. İnşallah zamanla bu farkı eriteceğiz. Bir sonraki karşılaşmamız Real Sociedad'a karşı ve rakipte tanıdık bir isim var. Trabzonspor'dan tanıdığımız ve yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig gol kralı olan Sørloth Real Sociedad'ın hücum hattında. Bizim kadro da öyle az buz değil, o yüzden iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Sözü fazla uzatmıyorum ve karşılaşmaya başlıyoruz. Arda Bilgin tabi son maçta 3 gol birden attı, havasından geçilmiyor şimdi. Karşılaşma başladı. Şimdi Kaan Yıldız, Enes Yiğit, Erkan Sönmez topu sakladı. O neydi lan öyle? Müthiş bir şut! Efsane bir gol. Erkan Sönmez müthiş bir gol attı. Şutu çekerken ben gol olacağına inanmadım. Müthiş bir şut. Rakip de manyak. Erkan Sönmez efsane bir gol attı. Ne yapıyorsun iyi ey ya? Başımız döndü ya. Çok güzel bir gol attı Erkan Sönmez. Helal olsun. Aman dikkat. Kuzey Kocabay. Zamanda müdahale. Yan penaltı mı acaba dedim. Şimdi Kuzey Kocabay. Barana kaypasını oynadı Tarık Kocabay şimdi. Furkan Yavuz Yiğit. Güzel pas. Furkan'ın koşu yoluna bir pas daha. Furkan ilerliyor. Furkan geriye çekti. Pasını oynadı. Şut. Korner. Furkan Yavuz Yiğit şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Tansiyon yüksek. Heyecan yüksek. Şimdi orta geliyor. Bir kafa. Çok güzeldi. Asaf'tı sanırım. Göremedim ama. Galiba Asaf'tı kafayı vuran. Aynen öyle. Asaf vurmuş bir korner daha. Pas. Çok güzel. Erkan. Erkan Sönmez 2-0. Erkan Sönmez 2-0 yaptı skoru. Güzel paslaşmanın meyvesinde gol alıyoruz. Erkan Sönmez kendisinin ve takımımızın ikinci golünü atıyor. Şimdi Enes Yiğit. Enes Yiğit güzel çekti soluna. Enes Yiğit topu geriye oynayacak. Şimdi Kaan Yıldız sağına çekti. Pasını oynadı Arda Bilgin. Arda vurdu kaleciye. Bir türlü o istediğim açıyı yakalayamadım açıkçası. O yüzden uzadı gitti pozisyon. Şimdi Emrecan Kalu. Emrecan Kalu 3-0. İşte bu. İşte bu. Takıma alıştıkça gerçekten daha iyi oynuyoruz. Ve tekrar secdeye gidiyor Emre. İşte Emrecan Kalu 10 numaramız sağ ayağıyla füze yolladı. 3-0 öndeyiz. Of. Asaf çok güzel girdi araya. Şimdi Erkan. Erkan Sönmez. Müthiş bir gol. Abi sen neymişsin lan?
Adam şov yaptı lan maçta. Adam bir maçta iki tane füze yolladı ya. İkinci golü saymıyorum. İkinci gol yani standart sayılabilecek bir goldü ama adam manyak şut çekiyor ya. Helal olsun. Pasını oynadı Arda Bilgin. Arda geçemedi. Pasını oynadı. O nasıl bir şut? O nasıl bir pas? Emre Cankolu müthiş mücadele gösterdi. Ne oldu? Sanırım elle oynama. Evet. Elle oynama dedi hakem. Johnny Kaan Yıldız. Eyvah eyvah. O nasıl? Eyvah eyvah. Ne oluyor ya? Neler oluyor ya? Neler oluyor abi? Neler oluyor ya? Heyecandan konuşamadım lan. Şimdi Emre Cankolu. Furkan'ı gördük. Furkan'a orta yapıyoruz. Furkan müthiş bir kafa. 5-0. 5 oldu. 5 oldu, 5 oldu. Sesim gitti artık. Ya golü göster. Gol sevincini göster. İşte Furkan. Böyle güzel koyuyor kafayı. 5-0 öndeyiz. Asaf. Yerinde müdahale. Furkan Yavuz Yiğit güzel girdi araya. Haydi. Tamam süper süper. Şimdi Furkan. Furkan soluna çekti. Furkan şut. Kalecinin üzerine gitti. Sörlot. Asaf geçit vermiyor ya. Helal olsun. Arda Bilgin şimdi pasını oynadı Furkan Yavuz Yiğit'e. Furkan Yavuz Yiğit o da orta yapıyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. 6-0. Ama bu nasıl bir gol böyle? İnanılmaz bir gol geldi Emre Cankalı'dan. Yine secdeye gidiyor Emre Cankalı. Bu golü arkanıza yaslanın izleyin abi. Emre Cankalı sezonun şu ana kadarki en güzel golünü attı bence. Müthiş bir gol geldi. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah ya. Sörlot attı bir de ya. Maç öncesi övdüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz Sörlot attı ya. İşte Sörlot'un golü. Zaten o da bizden de neyse. Kaan Yıldız müthiş savundu. Yine birkaç oyuncu değiştirdik. Ömer Tağ Çelik oyunda. Güzel. Kuzey Kocabay. İleriye gidin dedi arkadaşlarına. İleriye gidin dedi. Pasını oynadı. Offside yok. Semih Can Akbilir maça yeni girdi. Kuzey Kocabay'a asist yazalım. İşte bu. Kuzey Kocabay'a asist yazdık. 7-1. Lan oğlum neden göstermiyorsun ya? Abi oyun resmen gol sevinçlerini göstermiyor ya. Forma numarası 71 ve skoru 7-1 yapan golü attı. Tesadüfe bakın. Oha çok kötü daldım. Vallahi çok kötü daldım. Oha. Arkadaşlar pozisyon tekrarına bakalım. Top zaten müthiş gitti gördüğünüz üzere. Tam Semih Can Hakbilir topu çıkaracakken Kuzey Kocabay topu yetişti. Ve işte ortaya bu görüntü çıktı. Eyvah eyvah. Sörlot pasını oynadı. Top direkten geri döndü. Arda Bilgin hemen uzaklaştırdı oradan. Şimdi Furkan Ali pasını oynayacak. Semih Can Akbilir'e geçmedi. Şimdi pas. Hızlı çıkalım. Haydi 8 olsun. Haydi 8 olsun. Erkan Sönmez. Erkan Sönmez. Müthiş bir gol geldi. Müthiş bir gol geldi. 8-1. Of, çok güzel bir gol geldi Erkan Sönmez'den. Müthiş bir gol. Power shot vurmak istedim. Aslında aklımdan o geçti. Ama nedense sadece L1'e basılı tuttum. Müthiş bir aşırtma oldu. Çok güzel bir gol geldi Erkan Sönmez'den. Erkan Sönmez bu maçtaki 4. golünü attı. Güzel pas. Aradan güzel pas. Erkan Sönmez kendisinin 5. golünü mü atacak acaba? Penaltı. Penaltı.
Penaltı. Elle oynamayı açtık. Penaltı bu. Bu net penaltı Erkan'a vurduracağım bu sefer. Ya da bir dakika. Enes Yiğit vursun. Enes Yiğit vursun. Arda'cım. Enes'i bırakacağız. Sen geçen maç hat-trick yaptın. Enes nerede? Enes yok. O zaman kalecimiz kullansın. Kuzey Kocabay. Maalesef kaçırdık. Arda Bilgin ortayı yaptı. Bir kafa. 9 oldu. Baran Akay attı 9-1. Tarihi maç. Tarihi maç. Arda Bilgin'in ortasına Baran Akay yine çok güzel kafa koydu. 9-1 öndeyiz. 10 gol oldu ya maçta. İnanılmaz ya. Karşılaşma bitmeden bir gol daha atar mıyız diye düşündüydüm ama olmadı. Ve karşılaşmayı tarihi skorla 9-1 kazanıyoruz. Erkan Sönmez 5 deneme 4 gol. Hele son gol müthişti. Yani attığı her gol güzeldi. Yani takımımızın attığı her gol güzeldi ya gerçekten. Tarihi bir skorla 3 puan daha kazanıyoruz. İşte Erkan Sönmez'in o son golü. O müthiş gol. Kuzey Kocabay'ın kaçırdığı penaltı maalesef. Kendisine bu maçta asist yaptırdık. Gol de attıralım istedim. Maalesef olmadı. İnşallah bir dahaki sefer. Onun dışında Emre Cankalın'ın attığı bu gol gerçekten müthişti. Erkan Sönmez'in ilk golü. Rakip manyak bir şekilde yerde kaldı. Çok güzel bir şutla topu ağlara gönderdi. Erkan Sönmez. Zaten her şey bu golle birlikte başladı. İşte Erkan Sönmez'in müthiş golü. Burada ise pozisyonu Asaf'la başladık. Ardından topla buluşan Erkan Sönmez yine müthiş bir şut çıkardı. Ve bir efsane gol daha attı. Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı ya. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Şu golün güzelliğine bakın ya. Vallahi çok güzel ya. Liderlerimizdeki puan farkı 3'e düştü. Biz ise attığımız toplam 25 golle ligin en skorer takımıyız. Sezona müthiş bir şekilde devam ediyoruz. Ama gelin arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bakın 3 maç yaptık. 4, 5, 9 toplam 18 gol attık. Takım kendine geldi. Takım kendine geldi. Demek ki sürekli videolara gelen, yorum yapan, işte beğeni atan, desteğini gösteren arkadaşları ilk 11'e koyunca böyle oluyormuş arkadaşlar. Videoyu bitirmeden hemen size gol krallığını göstermek istiyorum. Erkan Sönmez 6 maçta attığı 9 golle ilk sırada. Furkan Yavuz Yiğit 7 maçta yaptığı 5 asistle 3. sırada. Aynı listede Emre Cankalu 7 maçta yaptığı 3 asistle 11. sırada. Ve Kuzey Kocabay 7 maçta sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi. O yüzden 5. sırada şu anda. Sarı kart ve kırmızı kartlar listesinde şimdi yokuz. Takım istatistiklerine baktığımızda Erkan Sönmez 9 golle ilk sırada, Arda Bilgin, Emre Cankalu 2. sıradalar attıkları 3 golle ve listenin devamını görüyorsunuz zaten. Asistlere baktığımızda Furkan Yavuz Yiğit 5 asistle ilk sırada, Emre Cankalu 3 asistle 2. sırada, Arda Bilgin, Erkan Sönmez ve Enes Yiğit, onları takip eden isimler zaten diğerlerini de görüyorsunuz. Kalecimiz Kuzey Kocabay'a bile asist yaptırdık. Ben daha ne diyeyim yani. Sözü boş yere uzatmak istemiyorum. Böylelikle bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben oynarken çok eğlendim. Videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.